dinine düşmanlık edenlerin iflah olmaz tarafları bu. Hiç değişmediler. Kendileri Cenab-ı Hak ile bozuşunca istediler ki hiç kimse Cenab-ı Hak'la iyi olmasın. Sanki Cenab-ı Hakk'a diyecekler ki yani biz kötü olduk da sana iyi olan çıktı mı ki? Hiç kimse iyi olmadı. Sen önce kendi gönderdiğin dine bak. Uygun bir şey gönderseydin olurdu. Bak bütün insanlar reddetti. Bu hani yaramaz, iflah olmaz öğrenciler vardır böyle. Şirret tipler bunlar. Onlar böyle biraz çoğalınca sınıfa hakimiyet kurmaya başlarlar. Artık kimse ödev yapmayacak. Artık kimse hocayla dersi beraber yürütmeyecek. Yani isterler ki bütün sınıf kendileri gibi olsun. Niye? Böylece kendilerini normalleştirmiş oluyorlar. Çünkü norm dediğimiz düzeye kendi o olumsuz kötü durumlarını norm haline getirmiş oluyorlar. Bu da onları rahatlatıyor. İcabında biri bir şey diyecek olsa, anne zaten kim ödev yapıyor ki, zaten kim dersi dinliyor ki diyorlar. Hep böyle yani. O zaman da annesi düşünüyor ki demek ki sistemsel bir sorun var. Yani ortada hiçbir iyi öğrenci yok, benim çocuğum kötü değil. Demek ki sistemsel bir sorun var. Sorunu sistemsel kılabilmek için kafirler istiyorlar ki hiç Allah'a çağrısına icabet eden, Cenab-ı Hak'la iyi olan Allah'ın tek bir kulu kalmasın. Hepsini kendimize benzetelim. Allah Azze ve Celle gönderdiğiyle kalsın ve biz ona diyelim ki sen önce bir gönderdiğin dine baksaydın. Hiç kimse senin dinini yaşamadı ki. Çünkü senin arıza senin dinindeydi. Böyle bir yaklaşım, tahammülsüzlük ve bu tahammülsüzlüğün getirdiği az sayıdaki iyilerin tepesine binme, onlara hayatı dar etme, onları kısıtlama, onları zorlama imkan varsa işkencelerle onları efendim tedip etme, yoldan çıkmaya zorlama yahut olmadığı katletme. Yani bunun her türlü örneğiyle tarih dediğimiz zaman dilimi dolu böyle. O bakımdan kafirlerin bu anlamda sicilleri kapkara. Bugün bize kendilerini iyi bir yüzle hani özgürlükçü bir modelde sunmaya kalkışmaları beyhude. Çünkü bunların ataları da böyleydi. Onlar da yeryüzünü fesada boğarken bir yandan اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ diyorlardı. Biz ıslah edicileriz. Cenab-ı Hak dedi ki اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. İşin doğrusu şu ki aslında ifsatçılar onların ta kendileri. Bunlar bu düzeyde karakter yoksunu oldukları için söylemleri bambaşka bir yerde, eylemleri ise bambaşka bir yerde. Yani daha kendi dilleriyle kalpleri arasındaki yolu düzeltememiş, doğrultamamış tiplerin iyiliğinden söz edebilir miyiz? Çünkü kalbiyle dili arasındaki yolu, güzergahı doğrultabilse, açabilse Allah'ın kendisine nasip ettiği o kalp ile Cenab-ı Hakk'ın zikriyle mutmain, onu bilen, tanıyan bir kimseye dönüşecek. Ama bu yolu tıkayıp يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ kalplerinde olan şeyleri ağızlarına taşımayan, dilleriyle bunu dışa vurmayan, ikrar etmeyen, ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri konuşan bu tiplerin iyiliğinden söz edilemez. Bunlar arasında az sayıda iyi olmaya namzet kimseler vardır. Onlar da gün be gün Müslüman olmaktadır. Ama çoğu ve ekseruhumu fasikun. Çoğu fasıklar ve çoğu kafirler olarak ömürlerini tamamlıyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki estaizu billah. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ehli kitabın çoğu sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürmeyi güçlü şekilde arzu ediyor. Arzu etti. وَدَّ yani buna dair güçlü arzuları var. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ sizi bir döndürseler. لَوْ
Şart kipi olarak Arapçada olmayacak şeylerde çoğunlukla kullanılır. Demek ki Cenab-ı Hak böyle bir şeyin olmayacağını, böyle bir şeyin asla karşılık bulmayacağını, onların bu arzularıyla kalacaklarını, bunu başaramayacaklarını. Neden bunu yapıyorlar? Haseden min indi enfusihim. Kendilerinden, içlerinden gelen bir haset dolayısıyla. Kötü, iyinin durumuna karşı haset içerisindedir. Hani kendisi kötülükten iyiliğe geçsin dersin, onu yapmaz ama iyinin de iyiliğini haset eder. Bu gıpta değil, gıpta etmesi ben de iyi olayım çabasına eşlik edecek. Hayır, iyi olmakta kendisinin gözü yok, Allah'la kendisi barışmaya hiç gözü yok ama barışık olana da haset ediyor. Haset etmek demek kişinin sahip olduğu nimetten yoksun kalması için çaba içerisine girmek demek. Yani birinin bir şeyini haset ediyorsanız o şeyinin onu kaybetmesini çabalamaya başlarsınız. Arabasını haset etseniz çizersiniz, evini haset etseniz yıkılsın diye umarsınız. Güzel bir şeyini haset etseniz onu kaybetsin diye beklersiniz. Haset böyle bir şey. O yüzden haseden min indi enfusihim. Kafirler müminlerin Cenab-ı Hak ile iyi olmalarını, Allah'ın gönderdiği elçiye ittiba edip mümin olmalarını haset edince onların imanını onların elinden çalmak hususunda güçlü bir arzuya girdiler.